Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler, hayırlı bayramlarınız olsun. Buradan bütün takipçilerimizin de bütün Müslüman aleminin de mübarek Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi bugün arkadaşlar sizlerle sadece ikinci el otomobilleri konuşacağız. Onu da o kadar farklı konuşacağız ki sadece rakamlarla konuşacağız. Şimdi biz sürekli burada anlatıyoruz ikinci el piyasasını yorumluyoruz. Ama bunlar tabii ki bizim kendi yorumlarımız. Benim kendi şahsi fikirlerim. Ama bugün sadece rakamlar üzerinden giderek bu zamana kadar anlattığımız şeyler doğru muymuş? Bundan sonra ne olacak? Bunları yorumlayacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi sadece rakamlar üzerinden konuşacağız. Ama şunu özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoyu herkes bir kenara not etsin. Çünkü bir gün size şu videoyu açın izleyin diyebilirim o kadar önemli bir video olacak ve çok önemli bilgiler vereceğim size. O yüzden çok vakit kaybetmeyelim. Hadi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dediğim gibi size ikinci el otomobillerin rakamlarla Türkiye'deki durumunu konuşacağız arkadaşlar bu zamana kadar neler olmuş yakın zamanda, geçmişte ve önümüzde bizi neler bekliyor bunları yorumlayacağız. Şimdi buraya da sizler için rakamları koyacağım arkadaşlar. Ben de buradan ekrandan takip ederek sizlere anlatmaya çalışacağım. Ekrana bakıyor olacağım. Kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Size bakamadığım için. Sürekli anlattığım benim bir şey var. Ben ne diyorum? Kasım, Aralık ayından beridir ikinci el piyasası kötü durumda ve daha da kötüye gidiyor diye. Bunun sebeplerini sürekli açıkladık. O yüzden burayı geçiyorum. Şimdi burada da ODD verilerinin yani otomobil distribütörleri derneğinin vermiş olduğu veriler var. Ama önceden uyarayım. Buradaki veriler sıfır otomobiller gibi kesin ve net veriler değil. Niye? Çünkü ODD ikinci el online sektör raporu diye bir rapor yayınlıyor. Adı üstünde online sektör raporu. Online satılan araçların raporunu veriyor. Bu raporu verirken de ilandan kalkmış olan araçları satılmış olarak baz alıyor. Şimdi burada OD diye diyebileceğimiz bir şey yok. Haliyle buradan başka bir veri alabilme şansı da yok. Ama bize net olmamakla birlikte bazı veriler veriyor arkadaşlar. Onlara bakacağız. Şimdi size de burayı ekrana koyuyorum arkadaşlar. Burada açık mavi ile gördüğünüz sütun 2019 yılına ait. Bir tık koyu mavi ile gördüğünüz sütun 2020 yılına ait. Kırmızı ile gördüğünüz sütun 2021 yılına ait. Altta zaten aylar yazıyor. Çok geriye gitmeyelim. 2020 yılına gidelim. Çünkü beni 2020 yılı çok ilgilendiriyor. Neden? 2020 yılında Şubat ayından sonra ikinci el ve sıfır otomobiller böyle yukarı doğru bir grafik şeklinde hatta müthiş bir rampa çıkar gibi çıktı arkadaşlar. 2020 yılına geldiğimizde Ocak ayı 144 bin adet ikinci el araç satıldığı söyleniyor. Şubat ayı 157 bin adet, Mart ayı 152 bin adet, Nisan ayı 127 bin adet. Normalde Ocak, Şubat, Mart farkındaysanız artarak gidiyor. Çünkü kıştan bahara doğru geçerken bir tık artarak gider. Nisan'da niye düşüş oluyor diyeceksiniz. Daha önce sıfır otomobil satış rakamlarını paylaştığım videomda da söylemiştim. Nisan ayı Türkiye'de pandeminin başlayıp zirve yapmaya başladığı ve kapanmaların olduğu bir aydı. Nisan ayı tamamen biz kapalıydık arkadaşlar. O yüzden normal şartlarda Ocak, Şubat, Mart Nisan'ın daha da yukarıda olması gerekirdi. Ama farkındaysanız düşüyor. Nisan ayından sonra arkadaşlar Mayıs artıyor 176 bin. Haziran 181 bin. Bakın farkınız hala artarak gidiyor. Temmuz 238 bin. Burada tavan yapıyor arkadaşlar. Temmuz'dan sonra Ağustos yine çok iyi bir rakam. 224 bin adet. Eylül yine 191.000 adet. Ekim 207 bin adet. Bakın arkadaşlar burada Haziran ve Ekim arasında buradaki 5-6 aylık süreçte ikinci el otomobillerin tap yaptığı nokta. Özellikle Temmuz ayı 240 bin adete dayanıyor. Ondan sonra sürekli diyorum ya, Kasım ayından itibaren düşüşler başladı diye. Bakalım. Eylül 191'e düşüyor. Ekim 207'ye tekrar çıkıyor. Arkadaşlar Kasım'da 136 bine çok sert bir düşüşe geliyor. Sürekli söylüyoruz. Neden? Burada çok sert bir düşüş oldu diyor. Sıfır otomobiller 2020 yılında bulunamadığında ikinci ele olan müthiş rağbet rakamları hep tapa getirdi. Ne oldu Kasım'dan sonra? Artık pandemiye alışıp üretimin çarkları devam etmeye başlayıp sıfır otomobiller gelmeye başladı. E biz haliyle pandemiye de alıştık. Ama en önemli nokta arkadaşlar insanlar buna bir tepki gösterdiler. Yani art 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 nereye kadar deyip burada bir ikinci eli tepki göstermeye başladılar. Zaten ikinci eldeki düşüşten sonra tam tersine sıfır otomobil satışları artmaya başladı. Bakın Kasım ayında 136 bine Aralık ayında 115 bine kadar düştü. E şimdi burada Soner Şahin şey sürekli videolarında söyledi. Kasımdan beridir ikinci el otomobil sektörü facia durumda diye. Boş verin beni. Rakamlar burada önümüzde arkadaşlar. 240 binlerden 115 binlere kadar düşüyor Aralık ayında. Burada 2020'yi bitirelim. Geçelim 2021'e. Kırmızı ile gördüğünüz sütunlar arkadaşlar. E, Ocak daha da kötü geliyor. 103 bin arkadaşlar. Bir önceki yılın Ocak ayı 144 bin. Şubat ayı 123 bine çıkıyor. Aynı o skala Ocak, Şubat, Mart şeklinde ince ince artarak çıkıyor arkadaşlar farkındaysanız. Şubat 123 bine çıkıyor. Mart 182 bine orada yine bir sert bir çıkış var. Yine söylediğim bir şey vardı. Bu Merkez Bankası Başkanı görevden alındıktan sonra 20 Mart'ta kötü olan ikinci el piyasası. Yani o 5 aylık sürece Mart ayına kadar çok kötü gelen ikinci el piyasası. Merkez Bankası Başkanı görevden alındıktan sonra dövizin o sert sıçramasıyla birlikte biraz yaratılan algı, biraz da insanların haklı olarak dolar, euro arttı. Sıfır otomobil artacak, ikinci elde artacak diye burada ikinci ele bir saldırı oldu. Ne oldu arkadaşlar? Biz 182 bin adeti gördük. Ne demiştim geçenki videomda? Mart ayının 20'sinden sonra çok ciddi bir ikinci ele rağbet oldu. Ama sadece bu 10 günlük süreçte oldu. Orada Mart 20'sindeki olay yaşanmamış olsa inanın bana vereceğimiz rakam 120-125 binli Mart ayı için. Çünkü ikinci el yüksek faiz ve sürekli zam gelecek algısı yaratılması alanın üstüne koyması, alanın üstüne koymasıyla artık binici buna tepki göstermeye başladı. Devamında ne oldu? 182 bin adet çıkan rakam Nisan ayında tekrar 142 bine düştü. Yine şunu söyledim dedim ki Mart ayında gaflete düşüp rehavete kapılıp piyasadan ikinci el toplayanlar burada binici yok emin olun bana. Sürekli söylüyorum biniciler öldü soyu tükeniyor diye. Buradaki alanların belki yüzde seksen, yüzde doksanı bu işin stonu yapan, al satını yapan, ticaretini yapan kişiler. Yani bu işin ticaretini yapanlar, otomobili yatırım aracı olarak görenler. Bunlar topladılar. Ama maalesef ki ne demiştim? Mart'ta araba toplayanlar Nisan'da pişman olacak diye. Şimdi herkes burada fiyat anlamında konuştuğumu düşünüyor. Arkadaşlar bakın fiyat değil. Ben satış rakamlarıyla konuşuyorum. Fiyatlarla ilgili de konuşacağım. Kötü gidiyor 5 aydır. Mart'ta bir sıçrama yapmış. Dediler ki Mart'ta ikinci el otomobil çok iyi rakamlara ulaştı. 2019'unda, 2020'de üzerine çıktı. Evet doğru. Ama bunun sadece son 10 günü yaşattı. Normalde skalaya göre baktığınızda Nisan'ın da 200 bin lira çıkması lazımdı. Ama 142 bin lira düştü arkadaşlar. Neden? Dediğim gibi İkinci el otomobil bu faiz oranlarıyla, bu fiyatlarla gerçekten iyi bir satış rakamı elde etmesi mümkün değil. Ben sürekli söylediğim şey var. Tehlike kapıda bunun farkında mısınız diye. Tehlike aslında geçen sene başladı ama kimse bunu fark etmedi. Herkes aldık üstüne koyduk para kazandık. Aldık üstüne koyduk para kazandık dedi. Ama şunu hep söyledim. Para kazanmıyorsunuz. Kazandığınızı sanıyorsunuz tek bir çağrınız varsa o da TL'de kalmayıp bir araca yatırmış olmanızdır. İşin finalinde elinizde hala aynı model, aynı marka araç var. Sen bu arabayı sattığında aldığın fiyata tekrar geri araç bulamıyorsun. Sattığın fiyattan alıyorsun, üzerine tekrar koyuyorsun ve haliyle fiyatlar bu şekilde gidiyor. Çok garip bir şey daha söyleyeyim size. Sürekli düşmüş olan bir ikinci el piyasası var. Kasım ayından itibaren. Normal şartlarda bizim ikinci el bu online sektör raporundaki rakamlara baktığımızda iyi bir ikinci el piyasasını görmemiz için 200 binlerin üzerinde kalmamız gerekiyor. Nasıl? Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında hep 200 bin üzerinde seyretmiş. Ama Kasım'dan itibaren arkadaşlar sürekli hep 150 binin altında hatta 120 binin altında rakamlar görmüşüz. Şimdi geçen seneki Nisan ayıyla bu seneki Nisan ayı kıyaslandığında %12'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Yine üstüne basarak söylüyorum bakın biz unutan bir toplumuz, araştırmayan bir toplumuz. Geçen sene Nisan ayı komple sokağa çıkma yasağının olduğu şehirler arası dolaşımın yasak olduğu bir aydı bunu üstüne basarak söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bizim önümüzde ne var arkadaşlar? Mayıs. Şimdi kendi hatamıza kendimiz düşmeyelim. Mayıs ayındaki rakamlar baz alabileceğimiz rakamlar değil. Çünkü biz Mayıs ayının da neredeyse yani yarısından çoğunu yine kapanma süreciyle geçirdik. O yüzden burada Mayıs bizim net alabileceğimiz bir veri değil. Mayıs ayı rakamları açıldığında tekrar konuşuruz. İşte buraya kadar bizim Buradaki takipçilerimize anlattığımız ikinci eldeki vehameti rakamlarla da çok güzel teyit etmiş oldu. Şimdi geliyoruz arkadaşlar çok daha güzel verilere. Buradaki rakamların hepsi online sektör raporudur. Yani bu bizim internette satılan araçlar baz alınarak yapılmış bir veri arkadaşlar. Çok net olmamakla birlikte ama yüzde olarak bize neredeyse 3 aşağı 5 yukarı rakamları verir. Buraya da size rakamları koyuyorum arkadaşlar. Burada çok güzel bir veri paylaşmış ODD. Buradaki gördüğünüz rakamlar arkadaşlar satışa çıkan ve satılan araçların yüzdesini ve rakamlarını veriyor. Bu ne demek arkadaşlar? 2021'in Ocak ayında 267 bin adet araç ilana koyulmuş. Ve bunun 103 bin tanesi satılmış. Şubat ayında 302 bin adet araç ilana koyulmuş ve bunun 123 bini satılmış. Buradaki verilerde neredeyse %35-%40'ı satılıyor gibi görüyoruz. Mart ayında 355 bin adet araç ilana koyuluyor. Bakın bunlar satış değil. İlana giren araç sayıları. Sürekli artıyor farkındaysanız. Sebebi ne? Satılmadığı için. Bir araba satılmıyor arkadaşlar Ocak ayında. Şubat'ta tekrar yayını devam ediyor. Haliyle Şubat'ta yeni gelen araçlar da var. Ocaktan devredenler de var. Sürekli ikinci elde yayınlanan araç rakamları artıyor. Neden? İkinci el satılmıyor. Üstüne basa basa aylardır anlattığım şeylerin rakamları bunlar arkadaşlar. Ha. Devam edelim. Mart'ta yine artıyor. 355 bin adet araç ilana giriyor. 182 bini satılıyor. Mart ayında artı parantez Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması 20'sinden sonra ikinci ele bir saldırı. Aslında normal şartlarda ilana giren araçların %35-40'ı satılıyor. Ama Mart ayında %50'sinden fazlası satılıyor arkadaşlar. Neden? Yine söylüyorum Mart sonunda İnsanların rehavete kapılıp daha da artacak. Bizim hemen araç almamız lazım. Ya da bu işin ticaretini yapanları alalım. Fiyatlar deli gibi biraz daha yükselecek. Biz de Mayıs'ta arkadaş bunun üzerine biraz daha koyar satarız diye aldığı arabalar. %50'nin üzerinde oran olarak satılmış. Bakın Ocak'tan Şubat'a Mart'a sürekli ilan sayıları artıyor. Nisan'a geliyoruz arkadaşlar. 333 bine düşüyor. Şimdi bunun skalı olarak normalde artması lazım. Niye Nisan'da bir tık da olsa aşağı düşüyor? Çünkü Mart ayında yine üstüne bakarak söylüyorum. Araçlar satıldı. Yani Mart'tan Nisan'a araç devretmedi. O kalanlar ve Nisan'da yeni girenler oldu. Normal şartlarda Nisan'ın da 400 lere yaklaşması gerekirdi. Ve yine enteresan bir veri. 334 bin tane aracın 122 bin tane satılıyor. Yine normal yüzde orana dönüyoruz. Yani yine yüzde 35 yüzde 40 oranında satılıyor. Bakın Mart burada çok ekstrem bir durum 20 Mart. Sürekli üstüne basıyorum ya abi tekrar ediyorsun diyorlar. Önemli çünkü kardeşim. Çok önemli. Şimdi Nisan ayında dedik ya hem ilana giren araç sayıları Mart'a göre bir tık düşüyor. Satılma oranı da daha da çok düşüyor. Çok enteresan bir veri vereyim size arkadaşlar. Geçen senenin Nisan ayına göre ilanı çıkan araç adetinde görülen artış %88. Yani neredeyse iki katı. Geçen sene Nisan ayında 200 bin araç ilana çıkmışsa bu sene Nisan ayında arkadaşlar 400 bin adet ilanı çıkmış. Çok garip değil mi? Sizce ikinci el otomobillerin online olarak satılan, internette malum sitelerde satılan araçların misal listeniz tüm otomobilleri 500 bin adet araç varken geçen sene bu sene 1 milyon araç var. Neden? İki tane çok önemli sebebi var. Birinci sebep otomobiller ikinci elde artık satılamıyor. İnsanlar artık alamıyor. Alan kesimin %80'i bu işin ticaretini yapanlar. Galericiler, alsatçılar, stokçular, yatırımcılar her ne haltsa. Yani geçen seneye göre iki katına çıkmış olan bir ilan sayısı var. İkinci en büyük sebep de arkadaşlar bu işin ticaretini yapanların sayısının sürekli artıyor diye üstüne basarak söylüyoruz. Herkes artık otomobili yatırım aracı olarak görüyor. Herkes otomobili para olarak yani değerlenmesini bekleyerek görüyor. Herkes otomobilin değerlenmesini istiyor. Daha da artsın istiyor. Bu işin ticaretini yapanların sayısı arttığı için. Yoksa Türkiye'deki geçen seneki nüfusla bu seneki nüfus arasında bir değişim mi var? Hayır. Geçen sene sıfır otomobiller bulunamıyordu. Az vardı. E, bu da ikinci ele daha az araç gelmesi demek. Bakın çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Geçen sene yine filo şirketleri, rentekar, araç kiralama şirketleri araçlarını yenileyemediler diye sürekli söyledim. Yenileyemedikleri için de ellerindeki mevcut araçlarla devam ettiler. Bunun üzerine de bu ellerinde kalan araçları ikinci el piyasasına süremediler. Bunlara rağmen geçen sene sıfır otomobilin olmamasına rağmen rentekar kiralama şirketlerinin ikinci el piyasasına araç sürememesine rağmen bakın iki katına çıkıyor ilandaki araçlar. Bunun iki tane sebebi olur. Bir araba satılmıyor sürekli devrederek artarak gidiyor ilandaki araç sayıları arkadaşlar. İkincisi en büyük sebebi de herkesin bu işin ticaretini yapma, yapmaya başlamış olması. Yine devam edelim arkadaşlar. Bakın buradaki rakamlar gerçekten çok güzel veriler gösteriyor. Şimdi buradaki verilerin paylaşma amacım şu. Araç olacak olan arkadaşlar, ikinci elde zarar etmeyeyim diyen arkadaşlar, istediğimde hızlı satayım diyen arkadaşlar için önemli bir durum arkadaşlar. Ne bu? Markaların satış hızı. Şimdi buradaki durum arkadaşlar, markaların satış hızı gün bazında. Şimdi en hızlı satan araç arkadaşlar Türkiye'de Peugeot olmuş. Ortalama 38 günde satmış Peugeot marka araçlar. Bunu Hyundai fiyat, Opel olarak devam ediyor. Aslında çok normal bir skala. Lükse doğru satış günleri uzamış. Yani yine sürekli söylediğimiz bir şey var arkadaşlar. 100 bin, 150 bin bandının üzerine çıkıldığında insanlar sıfır talep ediyorlar demiştik. Sebebi faiz oranları, nakiti ikinci ele bağlamama daha iyi yatırım araçlarının ortaya çıkması diye. burada baktığınızda Volkswagen'de, Mercedes'de, BMW'de ikinci elde bu rakamların altında araç bulmanız çok zor. Model yıllarını artık 15-20 yaşlara çıkarırsanız anca bulabiliyorsunuz. Diğer markalarda Peugeot, Hyundai, Fiat, Opel, Renault gibi markalarda yine bahsettiğimiz ikinci elde hızlı satan markalar. Neden? Fiyatlarının düşük olması ikinci el alacak olanların ben ikinci el alacaksam kardeşim ucuz olanını alacağım. Para vereceksen gider sıfır alırım demesinden kaynaklanıyor. Bunu da zaten sürekli söylemiştik. Şimdi normal şartlarda da arkadaşlar Türkiye pazarında 2021 Nisan ayında arkadaşlar araçların ortalama satışı 46 günmüş. Yani bir aracın ilanı koyduktan sonra satılması ortalama 46 gün sürmüş. Yani bu peçede 38 gün olmuş. Volkswagen yani 52 gün olmuş. Ortalaması 46 gün arkadaşlar. Şimdi yine burada güzel bir veri var. Bu yine ikinci elde araç tercih edeceklerin. Yani istediğim zaman hızlı satayım. Hemen paraya çevireyim. Talep görsün dediğimiz durum arkadaşlar. Online'da satılan arabalar arkadaşlar. Hani dedik ki 300 bin araç ilana girmiş ama 120 bin tane satılmış. Satılan araçlar içerisinde ikinci elde hızlı satacağım bilgilerin markaların model bazında. Arkadaşlar en çok Nisan ayında Renault Clio satmış arkadaşlar. Şaşırdık mı, şaşırmadık. Clio gerçekten çok iyi satıyor. Yine Passat Türkiye'de ne kadar sevildiğini ispatlamış. İkinci elde en çok arkadaşlar Passat tercih edilmiş. Sonra Renault Megane, Ford Focus, Opel Astra, Toyota Corolla olarak gitmiş internete satışa çıkıp da satılan araçların marka model bazında durumu bu. Size net rakamları verdim. Bunların üzerinden İnce ince yorumlarımızı da yaptık. Şimdi işin aslına bakılırsa tekrara düşüyorum kusura bakmayın ama aylardır bahsettiğimiz olay Kasım ayından beri ikinci el kötü olması. Bu işin artık kontrolden çıktı. Tehlikeli boyutlara geldiği noktalara, geldi dediğimiz yerlere de geldik. Bundan sonra ne olacak diye soracaksınız. Bakın arkadaşlar, şimdi Mayıs ayının 15-20 günü biz kapalı olarak geçirdik. Sokağa çıkma yasakları var, şeylerin dolaşım yasakları var. Haliyle ikinci elde insanlar gidip araç alamadılar. Almak isteyenler bir şekilde gittiler, izin aldılar, çekiciyle aldılar, aldılar. Ama yani çok büyük bir kişi araç alımını bayramdan sonraya bıraktı. Şimdi biz bayramdan sonra haliyle bize Mayıs'ta kalacak olan gün sayısı. 15 gün 10 gün falan kalacak. Bayramdan sonra insanlar bu kapanma sürecinde ayırttıkları, kaporosunu verdikleri, ilgilendikleri araçları gidip alacaklar arkadaşlar. Burada Mayıs'ın biz 15'inden 20'sinden sonra ikinci elde bir hareketlilik göreceğiz. Ama bu hareketlilik bence suni olacak. Şimdi ben sürekli burada ikinci elin kötü durumda olduğunu falan söylüyorum. Bazı arkadaşlar da bana abi sen hep düşecek düşecek diyorsun. Bakın arkadaşlar. Fiyatların düşeceğinden bahsetmiyorum ama 6 aydır ikinci elde satışlar kötü. Bu durum düzelmeyecek ne zamana kadar? Faizler düşene kadar. Faizlerin düşmesini bekliyor muyuz? Ben beklemiyorum. Çünkü faizler düştüğü anda dolar euro artacak. Sıfır otomobillere daha da zam gelecek. Bu sefer ikinci elciler tekrar zam yapacaklar. Bu aslında faizler düşse bile ikinci eldeki fiyatları değiştirmeyecek. Şimdi faizler düşmeden bu iş düzelmeyecek. Faizlerin ben düşeceğini beklemiyorum. Dolar euro düşmeden bu iş düzelmeyecek. Düşmesini beklemiyorum maalesef. Şimdi ne olacak arkadaşlar? İkinci elde sürekli bu artan fiyatlar sürekli satılamama durumları bence devam edecek. Sadece Mayıs ayının sonunda bir hareketlilik göreceğiz. Ama Mayıs'ta da totale baktığınızda çok kötü rakamlar çıkacak. Ama kapanmadan dolayı. Hazirandan olacağını size söylüyorum arkadaşlar. Şimdi kur yine yukarılara doğru çıkıyor. Yani 10 liranın üzerine çıkmış durumda ve orada kalmış durumda 11'e doğru gidiyor arkadaşlar. Arkasına rüzgarı aldı. Benim söylediğim bir şey vardı. Daha önceki videolarımda da. Ben sürekli düşmesi gerektiğini savunanlardım. Düşmek zorunda diyenlerdendim. Ama bunu söylerken de dolar euro gibi ezberle değil. İnsanların kafasında hep şu var. Bazı yorumcuların da sürekli bu e, yani at gözlüğüyle bakma durum var. Dolar euro artar araç fiyatı artar. Ezber başka bilinen başka hiçbir gerçek yok. Yani euro artar araç fiyatı artar. Yok canım olur mu böyle şey ya? Euro artarsa araç fiyatı düşer. Biz bunu bilmiyorduk zaten. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı bize? Yok. Şimdi Haziran ayında arkadaşlar %99 ihtimalle tekrar markalar fiyatlarını yukarı yönde güncelleyecekler. Sıfır otomobilde. İkinci yılda sıfıra zam geldikçe zam yapanlar bu piyasanın belirsizliğine sebep oluyorlar. Şimdi eskiden piyasanın bir dengesi vardı. Aracın satılacağı rakam belliydi. İstikrar da vardı ama şimdi artık o yok. Herkes kafasına göre fiyat yazıyor. Ben yıllardır bu işi yapmama rağmen araçlara ben artık fiyat veremiyorum. Yani çünkü kaça alınacağını, kaça satılacağını kestiremez duruma geldim. Neden? Herkes kafasına göre bir fiyat politikası izliyor. O araba şu paraysa benimkisi bu para eder. Ben 150'yi aldım 160'a koyuyorum. O 160'a aldı, o 170'e koyuyor. Bakın bir de şöyle bir durum var. Online sektör raporunda yayınlanan, ilandan kalkan araçların çok net olarak söylüyorum, çok yüksek bir oranı takasla el değiştiriyor. Nakit aldım bu araba benim oldu değil. Ahmet'teki araç Mehmet'le yer değiştirip takas ediyor. Bu iki araç da birden ilandan kalkıyor ve satılmış olarak gözüküyor. Son 6 aydır ikinci el otomobil ticaretinde takas çok hızlı bir şekilde yol almaya başladı. Yine en büyük sebebi paranın olmaması, faizin yüksek olması, binicinin, soyunun, neslinin tükeniyor olması. Galericiler arasında takas çok hızlı dönüyor zaten. Artık ilana koyan, alsatçılarla biniciler arasında da takas çok net dönmeye başladı. Ben Renault Clio veriyorum abi? gidip polo alıyorum. Polo veriyorum abi? Megan alıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Ortada hiçbir para dönmüyor. Bu arabalar kendi aralarında çenç oluyor ve haliyle iki araba birden ilanla kalkarak satılmış gibi gözüküyor. Takas çok önemli bir yer tutuyor şu an. İlana araç koyup satmak isteyen arkadaşlarımız da bunu çok net görüyorlardır arkadaşlar. Araçlara gelen Mesajların, tekliflerin, aramaların çok büyük bir çoğunluğu şu aracımla takas eder misin? Bu ilanımla takası düşünür müsün şeklinde olmaya başladı. Bu yüzden bu iş kötüye gidiyor. Şimdi tekrar dönüyorum arkadaşlar. Haziran ayında tekrar sıfır otomobile zam gelecek. İkinci elciler bunu tekrar zam olarak yansıtacaklar ama maalesef satılmayacak. Satılmayacak. Çünkü artık bu iş kontrolden çıktı tehlikeli bir boyutlara doğru gidiyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar satılmayacak. Şimdi bazı insanlar araçlarına zam gelmesinden dolayı mutlu oluyorlar. Kim bunlar? Araçların alım satımını yapanlar. Sürekli yanıldıklarını söylüyorum ama anlamıyorlar. Ve hatta şunun algısını mazlum edebiyatı yaparak yapmaya çalışıyorlar. O insanlarla alakalı özel bir video kesinlikle çekeceğim. Bunu kesinlikle ifşa ederek anlatacağım. Bu videonun konusu değil arkadaşlar. Şunu söyleyeyim size. Bir, son bir buçuk yıldır binici bu işin bedelini ödüyor. 2- son 6 aydır ikinci el satıcısı, galerici bu işin bedelini ödüyor. Alsakçılara, stokçulara bu işin yatırım olarak yapanları saymıyorum. Çünkü bunların yaptıkları bu iş resmi değildir. Gayri resmidir. Bunlar sadece bu krizi fırsata çevirip aracı yatırım aracı olarak görüp bu işten para kazanan ama hiçbir bedel ödemeyenlerdir. Bu işin bedelini 6 aydır galericiler ödüyor. Ama ben galerici kardeşlerime de esnaf kardeşlerimize de sürekli şunu söylüyorum. Araç fiyatlarının artması galericinin işine gelmez. Al sana 6 aydır otomobil sektöründe çok ciddi bir kriz var ikinci elde. Sıfır otomobillerde devam ediyor. Bak Tekrar. Bir buçuk yıldır binici bedel ödüyor. 6 aydır galerici bedel ödüyor. Ve Nisan ayından itibaren geçen videosunu çektim. Binici ilk tokatını vurdu diye bu zamlarla. Bakın Nisan'dan itibaren artık sıfır otomobil de bunun bedelini ödeyecek. Yani bayiler, distribütörler de bu bedeli ödemeye başlayacak. Biniciler ödüyor bir buçuk yıldır. Galericiler altı aydır ödüyor. Artık bayiler, distribütörler bunun bedelini ödemeye başlayacak. Bu yüksek fiyatların, kontrolsüz çıkışların, dolar, euro arttı evet kardeşim. Ama sen bu oranda arttırmıyorsun. İkinci el, sıfır yüzde yirmi, yüzde yirmi beş düştü. Sen düşürmedin, arttıramazsın dedim. Düşürseydin sen de o oranda yüzde yirmi, yüzde yirmi beş. Sen de arttırma hakkına sahip olurdun. Ama düşürmediğin halde sen tutup bir daha zam yapıyorsun. Sıfır otomobil düşürdü. Sen düşürmedin. Ama şimdi sıfır otomobil zam yapıyor. Sen zam yapıyorsun. Bu yüzden zaten ikinci el sektörü bu adetlerde satılmaya başladı. Artık sıfır otomobil de bunun bedelini ödeyecek. Yarın sıfır otomobillerle ilgili çok net bir şekilde süper bir video çekeceğim arkadaşlar. Ve onun akabinde bu bizim üzerimize gelen, bana saldıran, hatta benim üzerinden prim yapan... Duygusal edebiyatla biz artacak demiştik. İnsanların kanına girdiler. Biz oramızı yırttık. Buramızı parçaladık. Alın dedik. Diğer adamların nasıl bir yalanın içinde olduğunu, nasıl insanları kaldırmaya çalıştıklarını, bizim insanımızın mazlumu sevip mazlum rolü oynayarak nasıl bir dansöz olduklarını anlatacağım. Bakın ödeşmek adettendir. Ödeşeceğiz. Soner Şahin tek başına kaldı. Bakın çok ne söylüyorum tek başıma kaldım benle beraber düşen da abone kasmak için, para kazanmak için bunun kervanına bizim trene binenler şimdi fiyatlar artmaya başlayınca biz öyle dememiştik, biz alın demiştik. Bakın ben de aldım, ben oramı buramı yırttım, ben bunlar son fırsatlar dedim diyen adamlar öyle bir benim üzerimden bana geliyorlar ki ve şu mazlum fiyatını yapıyorlar. Ben insanları kandırmışım, ben insanların vebaline girmişim. Ben insanlar araç alacakken aldırmamışım diye. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir, ben hiçbir zaman kimseye araç almayın demedim. Bunu bir tane cümlesini bütün videolarımda bir tane dahi videomu silmedim. Göstersin bu mesleği bırakırım. Youtube'umu kapatırım. Ne gerekiyorsa yaparım. Bununla ilgili bir şey bilemezsiniz. İki, dolar euro arttıktan sonra araç fiyatlarının artmasını bana gelip de ya biz artacağını söylemiştik Türkiye'de neyin fiyatı düşmüş ki euro artarsa araç fiyatı artar diye yorum yapanlar şimdi de bize o düşecek diyen almayın aldırmayan diyen grup olarak da beni elebaşı gösterenler bana saldıranlar sizler için güzel bir video hazırlayacağım nasıl bir kıvrak nasıl bir dansöz olduğunuzu anlatacağım hitabetiniz çok güzel çok güzel bir üsluba sahipsiniz insanlara mazlum edebiyatı mağdur edebiyatı yaparak çünkü bizim milletimiz mağduru sever. Hep arkasında olmuştur. O edebiyatla çok güzel gidiyorsunuz. Ama hepinizin videoları duruyor. Hepinizin benle konuşmaları duruyor. Sizlere de ödeşeceğiz kardeşlerim. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı bayramlarınız olsun. Görüşmek üzere.